Millet İttifakı bu kez ekonomi için düğmeye bastı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Şampiyonlar Ligi dediği ekonomiden sorumlu ekibin cumartesi günü Maltepe mitinginde sahneye çıkması planlanıyor. İttifak seçimi kazanırsa bakanlık için formül de hazır. Hazinenin İYİ Partili, maliyenin ise CHP'li bir isme emanet edilmesi gündemde. Bizi bu krizden çıkaracak ve sonrasında da kalıcı refah sağlayacak ekipler hazır. Birkaç gün içerisinde bu Şampiyonlar Ligi kadrosunu da göreceksiniz. Millet İttifakı kritik virajda ekonomi için düğmeye bastı. İttifak Şampiyonlar Ligi'ni Maltepe'de tanıtmaya hazırlanıyor. Hani BK yerli milli diyorlar ya. İşte yerli ve milli birini tanıştıracağım. İnşallah ekonomimizi yönetecek Profesör Doktor Bilge Yılmaz. Kılıçdaroğlu ve Babacan mutfakta kameranın karşısına birlikte geçmişti. İki lider ekiplerimiz hazır mesajını verdi. Pek yakında da böyle peyderpey ekibimizdeki güzel düzgün insanları tanıyacaksınız. Kulislerde konuşulanlara göre aynı akşam Kılıçdaroğlu diğer liderleri de aradı. Miting meydanında ekonomi kurmaylarının da tanıtılmasını önerdi. Dünyanın en iyi finansçılarından birisi bir Türk genci. O telefonun ardından Akşener Bursa'da Profesör Doktor Bilge Yılmaz'ı ekonomimizi yönetecek isim diye tanıttı. Yılmaz da TV100 ekranında Hazine Bakanlığı'na aday olduğunu söyledi. Sonuçta bir Hazine Bakanı olacak, bir Maliye Bakanı olacak, başka bir sürü görev de var. Ben İYİ Parti'nin Hazine Bakanı adayıyım. Kılıçdaroğlu'nun önerisiyle her parti iki kurmayını ekibe sundu. Şampiyonlar Ligi cumartesi İstanbul Maltepe'deki mitingde sahneye çıkacak. Millet İttifakı'nın ekonomi reçetesini onlar paylaşacak. Ben de ülkeyi rayına oturttuktan sonra huzurla emekli olacağım ve bu ekibin başarılarıyla gurur duyacağım. Bu da benim en büyük arzum. Millet İttifakı iktidara gelirse Hazine ve Maliye Bakanlığını birbirinden ayıracak. Hazinenin başına Bilge Yılmaz, Maliyenin başına da CHP'li Bülent Kuşoğlu'nun getirilmesi gündemde. Babacan'ın da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ekonomik kurumların koordinasyonundan sorumlu olması planlanıyor. Bir tane kurtarıcı gelsin, bütün sorunları çözsün. Böyle bir şey yok. Ekonomi yönetimi kadro meselesidir. Seçime Cumhur İttifakı listesinden giren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ilginç bir Öcalan çıkışıyla bugün manşetlere oturdu. Cumhurbaşkanına verilen anayasal yetkiyle Hizbullah davasından yargılanan bir hükümlünün cezası kaldırılmıştı. Hüdapar'dan 4 vekili listesini alan AK Parti için bu karar bir tesadüf mü sorusuna bu bir anayasal yetki. Bunu Cumhurbaşkanı istediği kişiye kullanır. Yarın Abdullah Öcalan için kullanabilir mi? Kullanır valla. Ben beklerim yani dedi. Hem Hüdapar hem HDP ile ilgili önemli açıklamalar yapan isimlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Türkiye bir cumhur anayasasını yönetiyor. Değiştirmesi teklif dahil edilemez bir madde olmamalıdır. Türk parlamentosu, Türk polisi, Türk bilmem neyi. HDP diye bir siyasi parti yok. HDP çıksın desin ki PKK bir terör örgütüdür. Hüdapar'ın Hizbullah'la bir ilişkisi yok. Taban tabana zıttır bana ve ilk karşısında beni bulur. Süleyman Soylu ve Önder Aksakal ard arda iki yayında konuk koltuğundaydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP'nin Millet İttifakı'na desteğini eleştirdi. PKK'yı seçimin meşruiyetinden bir terör örgütünü aklamaya ve onu meşru sınırlar içerisine bir terör örgütünü çekmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike budur. Ve AK Parti listesinden seçime giren Hüdapar. Genel Başkanı'nın hassas konulardaki çıkışları ve Hizbullah'la ilgili tutumu tartışılıyor. Süleyman Soylu, Hizbullah'ın bir terör örgütü olduğunu söyledi ve ekledi. Hüdapar'ın terörle ilgili herhangi bir iltisakı, irtibatı, bağı herhangi bir şey söz konusu değildir. AK Parti listesinden aday gösterilen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da Hüdapar'la ilgili ilk kez konuştu. Ben Hüdapar'ın bu programı çerçevesindeki demokratik, laik cumhuriyetin ilkelerine karşı söylediği hiçbir hadisenin yanında olamam. Aksakal'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hizbullah davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy'un cezasını kocama hali nedeniyle kaldırması da soruldu. Bu bir anayasal yetki. Bunu Cumhurbaşkanı İstediği kişiye kullanır. Yarın Abdullah Öcalan'a da kullanabilir mi? Kullanır vallahi. Ben şunu sormak istiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tartışılan darbe sözlerine de açıklık getirdi. Amerika'yı işaret etti. Kendi kurgusunu oluşturmuş. Darbeyle yapamamış. Bunu seçimle değiştirmeye çalışıyor. Program sıcak siyasette devam ederken sosyal medyada Soylu'nun moderatöre hitabı viral haline geldi. Bir tanem
Daha önce biz Mehmet Akif Bey, yani...